aferin Onur. Ah, hazırlandınız mı çocuklar? Evet anne. Aferin size. Sanki bir şey eksikmiş gibi geliyor. Yoo, her şeyimiz tamam anne. Yanılıyorsunuz. Çantalarınız eksik. Aa, ne güzel. Çok teşekkür ederiz anne. Peki biz nasıl olmuşuz? Çok şirin olmuşsunuz Galip. Öyle olacağız tabii. Oo, saat kaç olmuş? Hadi acele edelim. Yolumuz uzun, yoksa geç kalacağız. Benim ne işim var Galip Bey'in arkadaşının doğum gününde? Hem bu papyon da nereden çıktı? Miyavlayıp durma Mıncır. Arkadaşım Kemal'in küçük kızı Ayşe seni çok seviyormuş. Tutturdu Mıncır'ı da getirin diye. Sen de geliyorsun. Hadi çıkalım artık. Onurcuğum, o sırt çantasını ne yapacaksın? Doğum gününe gidiyoruz. Gerek var mı? Ben sırt çantamı yanımdan hiç ayırmam Galip amca. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Neyse sen bilirsin Onurcuğum. Hadi bakalım. Herkes hazırsa yola çıkıyoruz. Biraz daha oyalanırsak geç kalacağız. Niye çalışmıyor şimdi bu araba? Hiç sorun çıkarmazdı. Her şey normal gözüküyor. Acaba hemen servisi mi arasak? Ben sana demiştim değil mi Galip amca? Ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Arabayı tamir etmeyi düşünmüyorsun herhalde. Ben tamir etmeyeceğim Galip amca. Bu tamir bakım kitabı bize yardımcı olacak. Şu kabloyu şuraya takar mısın Galip amca? Bu kabloyu mu? Şuradaki vidayı da iyice sıkman gerekiyor. Bunlar o elindeki kitapta mı yazıyor? Evet Galip amca. Bence motor tamir edildi. İstersen bir de şimdi dene. Onur arabamızı tamir etti. Ben biliyordum. Nasıl oldu anlamadım. Biraz da tesadüftür. Zamanla bazen kablo bağlantılarında sorun oluyor. Aslında olmaması lazım. Ben biraz daha çalışırsam bu arabayı çok daha hızlı hale getirebilirim. Güldürme beni Onur. Galip, o çocuk unutma. Gerçekten bu araba daha hızlı gider mi? Oho, uçar gider yani. Geldik böyle. Aa, ne demek uçar? Kızım, aşırı hız iyi bir şey değildir. Ben arabamın hızından memnunum. Ben sürat sevmem zaten. Aa, buradan daha önce geçmemiş miydik? Galiba geçtik. Sen yolu mu şaşırdın Galip? Biraz kafam karıştı. Tamam, bulacağım yolu. Sanki kaybolduk gibi geliyor bana. Kaybolmayız. Çünkü bizim navigasyon cihazımız var. Navigasyon ne demek baba? Türkçesi yön bulucu. Elektronik bir alet. Bu küçük alete gideceğimiz adresi ve şu an nerede olduğumuzu yazıyoruz. O da bize nasıl gideceğimizi anlatıyor.
Yön bulucu konuşabiliyor mu? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz Galip Bey? Size biraz önce sağa dönmenizi söylemiştim. Ama... Siz neden gülüyorsunuz bakayım? Ben burada ciddi bir iş yapıyorum. Hem beni dinlemeyecekseniz ne diye bana soruyorsunuz? Sürücü Galip Bey, ben karışmıyorum. Ama... Aması maması yok. Arabayı da ben mi kullanayım yani? Lütfen dediklerimi yapın Galip Bey. Yön bulucu cihazı bizimle konuşamaz sevgili kuzenim. O sadece daha önce içine kaydedilen komutları söylüyor. Gideceğimiz yolu da uzaydaki bir uydudan gönderilen sinyallerle bulur. Ne kadar çok şey biliyorsun. Bildiklerinin çok gerekli şeyler olduğunu sanmıyorum. İşte girdim adres bilgilerini. 50 metre sonra sağa dönün. Ne kadar komik konuşuyor. Yok, yok. Daha ileriden. Hay Allah. Galiba bir önceki sokaktı. Mesafe tekrar hesaplanıyor. Yanlış yola girdiniz. Aşağı. Ne oldu şimdi bu cihaza? Yazılım hatası olmuştur Galip amca. İstersen tamir edebilirim. Sen nasıl tamir edeceksin ki Onurcuğum? Olmaz öyle şey. Bence Onur tamir edebilir. Bence edemez. Tamir edersin değil mi Onur? Şunu cihazın altındaki girişe takabilir misin Galip amca? Ama... Şimdi bir döner misin Galip amca? Merhaba, hoş geldiniz. Nereye gitmek istersiniz? Ya ben demiştim Onur tamir eder diye. Hadi hepimize hayırlı yolculuklar. Gidebiliriz amcacığım. Ne şanssızlık. Şimdi de lastik patladı. Onarabilecek misin Galip? Lastiği değiştirmem gerekiyor Laleciğim. Onaramayız. Ne yapıyorsun Onurcuğum? Lastiği tamir edip şişireceğim Galip amca. Olur mu hiç Onurcuğum? Ancak lastikçi tamir edebilir onu, sen edemezsin. Bence eder. Duymadın mı canım kardeşim? Sadece lastikçi tamir edebilirmiş. Lastiğimizi tamir edip şişirebilirsin değil mi Onur? O elindeki ne Onur? Benim yaptığım süper yapıştırıcı Galip amca. Bununla istediğiniz her şeyi yapıştırabilirsiniz. İyi de lastiğin havası kaçmış. Baksana. Haklıymışsın Onurcuğum. Her arabaya, hatta her eve senin gibi bir çocuk lazım. Tabii bir de böyle bir sırt çantası lazım Galip amca. Bir aferini hak ettin Onur. Senin sayende doğum gününe zamanında yetişebileceğiz. Aferin Onur. Bana bir gün hiç bitmeyen kedi maması yaparsa o zaman çok büyük bir aferini hak edecek.